İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi 1950'lerde, 60'larda itibaren o bilimsel çalışmalar 1980'ler, 90'lar civarında da teknoloji olarak hayatımıza girdi. Bu teknoloji olarak hayatımıza girme bir sürü bilgiyle, işte 90'lar civarı internetle beraber de gerçekten bir taarruz, tazyikle beraber bir sürü bilgiyle karşılaşıyoruz. Ve bu bilgiyi yönetmekte acayip zorluk çekiyoruz bana sorarsan. En temel problemlerimizden bir tanesi bu. Buna isim koymak zorunda bile kaldık. İşte post-truth dediğimiz, yani gerçeklik sonrası dediğimiz bir başka algı durumuna dönüştü. Çünkü bilginin artık bir önemi yok. Senin o bilgiyle ilgili ne algıladığının önemi var. Ve bu nasıl algılar, bir seçki yaptığında önemli. Nasıl bir seçki yaptığında ilgili, bir de o seçkiyi birileri artık yönetebiliyor, bunu da biliyoruz. Tabii. Yani bizim gerçek bilgi dediğimiz şey aslında bir algoritmanın bize taşıdığı bilgiye dönüştü. Yani aynen, sen Google'a bir şey soruyorsun, cevap ilk sayfada, ilk iki sayfada cevap verebildiğin dataya göre bir şey yorumluyorsun ve mesela şeyi sorgulamıyoruz artık. Yani Google bunu bilinçli yapıyor olabilir, olmayabilir, çıkar ilişkisi olabilir, olmayabilir. Bir bilgiyi ötekinden daha değerli bir gerekçeden kaynaklı buluyor olabilir ya da olmayabilir. Şimdi bu karmaşanın en temel sorununu bu aldığımız bize doğru gelen bilgiyi karşılayacak bir bilinç seviyesine sahip olmamakla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Bu da şimdi bir sorun doğuruyor. Çünkü bilinç nedir? Hani üzerine sohbet etmeye kalktığında yine bir muammayı bulusu bir form doğuruyor. Hadi birazcık masa tenisi yapalım. Bir sonuca varamayacağımızı, net bir sonuca ya da berrak bir küpe varamayacağımızı biliyorum. Niye, belki birinci çözeriz abi. Kendine güven, rica ederim. Ya en azından çaba var. Ya bende en azından çaba var şeyle ilgili. Bende cevap yok ama biz de bilmiyoruz. Nedir bilinç sence? Abi bilinç tanım şu, yani tanım derken işte bilinç dediğimizde ortak olarak anladığımız konu hareketlerinin farkında ve kontrolüne sahip olma ya da bunun illüzyonu. Tamam yani, bu çok biyolojik oldu ama. Bu yani. Bir algı. Ha. Şimdi bu bir algı düzeyi. Yani ben olmak ne demek denen sorunun cevabına örtük olarak, zımni olarak, implisit olarak vakıf olma hali. Ama mesela Mustafa olmak ne demek ya da bir meşhur sorusu işte yarasa olmak ne demek sorusuna asla vakıf olamayacağını da bilmeyi gerektiriyor bu. Çünkü bilinç çok içsel, çok özel, subjektif bir şey, bize ait. İşte adına o Umwelt ya da işte Qualia denen iç düşünce dünyasının tamamen kişiye özel olmasıyla ilgili falan bir hikaye. Şimdi bilinç zor soru diye geçiyor bilimde. The hard question. Yani sebebi de şu, tarif edemiyorsun çünkü. Bir kere evrimsel olarak niye bilinç diye bir şey varın bir cevabı yok. Yani bir canlının kendisinin farkında olması niye gereksin ki yani? Neye lazım bu? Bildiğimiz bir sonucu yok gibi gözüküyor. İşte konuyla ilgili böyle bir sürü teoriler var. Mesela birçok şu anda temelde materyalist bakan bilim insanı bilinci bir illüzyon olarak değerlendiriyor. Yani aslında öyle bir şey yok. Beynimiz bize sen süpersin, bunların hepsini sen algılıyorsun, canım benim, düşünüyorsun öyleyse varsın falan diye pışpışlıyor bizi. Fakat tabii burada ağırlıklı olarak felsefeden yardım almamız gerekiyor. Orada da işte ta gidip Descartes'lere bilmem nelere kadar varman lazım. Hatta çok daha öncesinde ama ben o kadar derin olmadığım için o literatürde. Mesela bir sinir bilimci olarak Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım lafının ne anlama gelmiş olabileceğine dair bir arkadaş bana bir şeyler anlatınca böyle bir zihnimde aydınlanma geçirmiştim. Yani zihin ve gerçeklik öyle bir şey ki bu arası ikisi arasındaki ilişki. Varlığından emin olabileceğim tek şey düşünen zihnim. Ama düşünme eyleminin kendisi üzerine düşünebilme yeteneğim yok. Ben sadece düşünen bir zihnimin var olduğuna şahitlik ederim. Çünkü şüphe ediyor, soruyor, bilmem ne yapıyor. Yani içeride öyle bir şey. Ama bunu nasıl yapıyor, bunun doğası nedir? Bunu bilemem. Dolayısıyla felsefede işte böyle kuyuya bir taş atılmış. Şimdi onu beynin işleyişi cinsiyle açıklamak için bir sürü şey var ama sorun aynı. Canlılık denen sorunla aynı. Ne olduğunu bile bilmiyorsun. Anlamaya çalışıyorsun, yani tarif etmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla bilinç öyle bir şey. Bir de günlük hayatta kullanılan, muhtemelen senin söylediğin farkındalık hali, yani bilinç dediğimiz galiba değil mi? O farkındalık durumunu inleyen bir de bir, yani şuurlu davranmak falan dediğimiz. Aslında ilkinde de sen farkındalık olarak tarif hı-hı ettin ama şöyleymiş ya da böyle olsa mı diye sormak da istiyorum arka taraftan. Şimdi biz bilgilerin hepsini birer tanecik olarak kabul edelim. Biz bir bilgi parçacıklarıyla karşılaşıyoruz. Ama biz milyonlarca bilgiyle, şimdi bile ben gözümle, kulağımla dokunarak kaydettiğim bilgi sayısı milyarlarca. Küçük küçük tanecikler bunlar. Bu tanecikleri alıyor, bu taneciklerden bizim zihnimiz duyguya, hissedişe dönüştürerek birer kokteyle dönüştürüyor. Bu kokteyle dönüştürme hikayesinde belli aldığımız bilgi öbeklerini, mesela saçla ilgili aldığım bilgi örneklerini ya da işte ne bileyim,
bakmak ya da bir konu tipiyle ilgili aldığımız bilgi örneklerini kendi içerisinde bir örüntü, zihnimde sanki bir örüntü ağına dönüştürüyormuş. Bir bilgi parçacıklarından bir duvar geliştiriyormuş gibi. Bu duvar bundan sonraki bu konuyla ilgili gelecek bir bilgiye bakış açısını belirlemeye sağlıyor gibi. Bu duvarın kendisine bilinç denir mi acaba? Fantazi kurdum bu arada. Yani bir çizgi roman yaptım. Bu adımların hepsini düzeltmek lazım. Şöyle düzeltmek derken biraz farklı yönde açmak lazım. Şu, mesela bilgi parçacıkları dediği şey, ya mesela dilden bahsediyorsak, bir şekilde bir sembolik dilden bahsediyorsak, hiçbir şey aslında bilgi parçacığı şeklinde değil, daha ziyade bir titreşim, kuantum dalgası gibi düşün. Bunlar bulutsu bir yapıdalar. Mesela daha önce hiç duymadığım bir kelime söyleyeyim sana ve ne anlama gelmiş olabileceğini düşündüğüne dair bana aklına gelen ilk düşünceyi söyle. Tomratin. Tomratin ne olabilir? Ne çağrıştırıyor sana? Yani çok ses benzerliğine dair tomrukla ilgili bir şey olabilir. Niyeyse bir makine parçası olabilir. Bak bir şey çağrıştırıyor. Bir karakter olabilir. Şu anda uydurdum. Böyle bir kelime hiç yok. Tamam, ama yani, hani, evet. Bu kelime sende bir şey tınladı. Şimdi bu birinin bağırıp da kristalin titreşmesi gibi rezonansa benzer bir etki. Yani dil zaten böyle doğuşkan bir şey ve dille aldığımız bütün mesajlar aslında bize bir takım dalgalar gönderir. Şimdi bu dalgalar zihnimizin içerisinde bulutsu bir girişim deseni diyebileceğimiz, hani bir sürü dalga kaynağının olduğu bir yerde böyle ripple etkileri oluyor, bırlılıp zihnimizin içerisinde böyle girişimler yaratıyor. Ve bu girişimler içerisinde dalgalar var, tepeler var, çukurlar var. Hani o girişim kurallarını düşün. Kaotik bir çorba. Şimdi o çorbanın içerisinde yukarıdan bakan ben diye bir zihin olduğunu düşün. Tabii iki boyuta indirgemek zorundayım aslında. İki boyut bir şey değil ama. Böyle dalga tepsisine yukarıdan bakıyorsun. Oradan bir takım örüntüler çıkarıyorsun. Bu şu anlama geliyor. Yeni bir dalga geldi. Bu şununla uyumlu falan filan gibi. Oradan bir hikaye çıkarıyorsun. Şimdi bu bilinçten çok akıl dediğimiz şeyle ilgili gibi gözüküyor. Akıl bağlamak demek. Ve bu birbirinden farklı, her türlü şekilde girişim yapabilecek, her anlama gelebilecek seyyal, akışkan, titreşimli veri çorbasını bir anlama indirgemeyi gerektiriyor. Çünkü ancak o şekilde anlayabiliyorsun. Diyorsun ki mesela bir core inancın var, en azından temelde düşün, bir dil üzerinden düşünüyoruz. Her şey mesela bir dilin kurallarıyla bağlı. Bir kere ilk baştaki kazığımız orada. Sonra belli inançlarım var, belli işte bu konuyu bilirim, bu konuyu bilmem, bu beni ilgilendirir, ilgilendirmez gibi ön filtrelerim var. Ya da efendim benim bulunduğum noktada şu konu hiç dokunmamam gereken bir konu ama bu benim uzmanlık alanım, ben buraya derinlemesine gireceğim diyeceğin, dikkatini yönlendiren bazı içsel filtreler ya da dinamikler var. Bunların hepsiyle herkese akan verinin sana düşen kısmına sen başka bir hikaye yazıyorsun, öbürü başka bir hikaye yazıyor. Bunu içeride her an değişebilir, bir anlam bulutu haline getiriyor. Anlam, hikaye falan diye konuşmuştuk ya daha evvel. Aslında bu içeride hikaye yaratan sistem. Şimdi bu post-truth hikayesinde beni ilgilendiren iş, yani bu ne dedi, gerçeklik sonrası mı deniyordu ona? Gerçeklik sonrası. Gerçeklik sonrası. Yani post-truth bir şekilde gerçekliği yeniden üretebildiğim ve bunu gerçekten bilgiyle yapabildiğim bir yer. Gerçeğin hilafına bir şeyler söyleyebildiğim bir yer. Sen şimdi insanların gerçekliğinin nasıl oluştuğunu böyle resmedersen, ya abi bu hikayeyi değiştirdiğinde her şey, bütün gerçeklik değişir. Ve neticede manipülatif bir odak olarak verileri düzgün seçip düzgün gösterebiliyorsan her şeyi yaratabilirsin. Mesela benim işte son günlerde yaşadığım tartışma, bilmem Amerika'da bilmem nerede doktora falan yapan kızcağızlar, çocuklar bana mesaj atıyorlar. Ulan 50 bin kere anlattık, hala bu devirde kadın erkek beyni fark ediyorsun. Al diyor mesela, bir tane makale gönderiyor bana. Makaleyi açıyorum. Çarşaf gibi de yazmışlar. Uzun uzun okudum. Ablanın bir tanesi şöyle bir yetki almış üzerine. Nöroseksizm diye bir saçmalık var. Bu asla mümkün değildir. Bütün çalışma boyunca şunun için değildir, bunun için değildir, bir tane bilimsel referans vermiyor. Ben şu anda elimi silkelediğimde 75 civarı bayağı net bilimsel makaleyle kadın erkek beyninin anatomik farklılıklarına dair bir şey gösterebiliyorum. Fakat o çocuk onu duyamaz. O çocuk onu göremez çünkü onun tercih ettiği bir bağlam var. Şimdi, oradan bakıyor, onun zihnini bu şekillendiriyor. Tam olarak buraya girmek istiyorum şeyde. Bu son dönemde özellikle değerlenmiş bilgi oluşturan yazarlarda çok, Harari bunu çok iyi yapıyor. Hı hı. Deniz Ülke Hoca da Duvar kitabında aynı hikayeyi yapmış. Bir konuyu karşılamak için 8-10 çatışmalı alanı aynı yere taşıyor. Bir konuyu anlayabilmek için. Fikrini savunmadığı ya da sevmediği halde böyle bir fikrin varlığını da aynı alana taşıyor. Bunu doğru bulmadığı halde. Çünkü zihnimiz bunu bütünsel olarak böyle algılar, böyle algılamalı diye düşünüyor. Tam olarak aslında bilinçte bundan bahsediyorum. Ya da işte bir gerçeklik sonrası hikayesinin de bu aldatmacası var. Biz
bir konuyu öğrenmeyi ya da bir bilgiyi öğrenmeye dair bilinç geliştirmediysek, tartışmalı yapıları görmek, onlara katlanabilir olmak, tartışmanın kaynaklarını kendi içerisinde doğru ve yanlışlarını ayırt ederek birbirlerine karşılaştırarak bir ortalama çıkartmayı öğrenmediysek eğer, ister istemez her karşılaştığımız bilgiyi çok doğru ya da çok yanlış buluyoruz. Critical thinking yoksa yani. Ya, aynen öyle yani, çünkü bu böyle bir bilgiyle karşılaşıyoruz, bizi çok şaşırtıyor. O anda işimize giriyorsa çok doğru buluyoruz, bir sonrakisinde bir bilgiyle daha karşılaşıyoruz falan falan. Bilgiyle karşılaşmaya ait bir bilinç kuramadığımız için. Halbuki bu bilgiyle karşılaşmaya ait bir bilinç kurup bunu tartışılabilir olduğunu, bunu makul olduğunu, böyle daha iyi sonuçlara varabileceğimizi, böyle vardığımız sonuçların bizi daha uzun süre mutlu eden veriye dönüştüğünü fark edebildiğimizde artık yeni bir bilgiyle karşılaştığımızda sorgulayıcı, aksine hiç hoşlanmadığımız taraftaki bilgiyi de duymayı isteyen, hani buna da tartışabilen, ona da sempatiyle bakabilen bir pozisyon doğuruyor. Bu halin kendisi bir bilinçlilik hali. Abi sen bunu akıl dedin. Kelimesel anlamda bunu tartışmak da istemeyeceğim. Doğru dolu. Yani aklın değişik kullanım alanları diyelim buna. Ama bilinç, tabii bilinç daha teknik bir terim olduğu için belki onu ayrı bir yere koyma ihtiyacım oraya geliyor. Yani belki bir bilgi grubunu algılayabilmeyle ilgili geliştirilmiş bir farkındalık diye özele indirgeyelim. Anladım. Bunu çünkü daha geniş bir algıdan bahsediyoruz aslında. Yani belli bir yere daralmış bir algıdan değil, değişebilir, dönüşebilir. Şartlara göre evrilebilir. Evrilebilir. Gerçeğe dönüşebilir. Daha nitelikli, daha işimize yarayan, sadece o anı kotarmayan, daha uzun bir zaman için işimize yarayan bir şeyle bakmaymış işte, bak, gibi. Tamam, bak. Yani bu tam olarak işte sıkıntı bu. Benim bütün hayattaki çabam şu. Mümkün olduğunca kendimi, fikrimi değiştirerek şunu yapmaya çalışacağım. Bir sürü fikrimi değiştirme konusunda böyle hastalıklı bir tutumum var. Yani devamlı onu yapasım var. Her gün olmuyor tabii ama arada bir oluyor. Bilimden, kültürden, işte anlatıdan, edebiyattan bilmem öğrendiğin ne varsa. Ya her insanların bas bas bağırdığı sorunlar var değil mi güncel hayatta? İşte demin konuştuğumuz cinsiyetçilik meselesi, işte gelir eşitsizliği, işte o totaliter yönetimdir, şudur budur, fırsat eşitsizliği, teknolojide ne yapacağız? Ya bunların hepsiyle ilgili herkes isyan ediyor, herkes bir yol arıyor. Acaba bütün bunları toplayarak bunların, yani şikayet edilen şeylerin farklı bir açıdan çözümünü bulabilir miyiz diye bir uğraşan birileri lazım. Şimdi ben tabii bu işte yani yeterli bir adam değilim tek başıma. Yani o çok büyük bir müktesebat gerektiriyor ama karşılaştığım sorun şu. Mesela seksizm konusu, cinsiyetçilik konusuna. Bak abi, biyolojik zaviyede şöyle bir kurtuluşu var bu işin dediğin zaman onu duyamayan insanlar oluyor. Niye? Çünkü onların zihin işleme yöntemleri ve veriyi alıp proses etme yöntemleri bunu duymaya izin vermiyor. Çünkü o başka bir mahallenin, başka bir dilin, başka bir onlara göre arkaik ya da başka bir şeyin benzeri olduğu için bak, onu direkt gömüyor. Benzer bir şeyi anlatacağım. Bu söylediğine çok benzer bir şeyi başka bir yerden anlatacağım. Şimdi kadın cinayetleri son 5 yıldır hayatımızda ve çok belirleyici, doğru mu? Her yıl tahmin ediyorum binlerin üzerinde de kadın cinayete kurban gidiyor gerçekten göz göre göre. Her ölüm sonrasında, her cinayet sonrasında çok duygulanıyor, çok üzülüyor, çok kızıyoruz, çok bilmem ne yapıyoruz. Aa bak, 2020'ye girmek üzereyiz. Belki bu video yayınlandığında girmiş olacağız. Kehanette bulunuyorum. 2020'de de geçtiğimiz 5 yılın toplamdakini 5'e böldüğümüzdeki çıkan sonuçta kadın ölecek. Bunu engellemek istiyorsak demek ki şimdiye kadar verdiğimiz refleksler doğru değil. Değil. Aynen. Başka bir refleks vermek gerekiyor. Olduktan sonra coşmak bir işe yaramıyor. Coşmak bir işe yaramıyor ya da bu konuyla alakalı buna çok kızmak ya da cinsiyetçi yaklaşımlara bu tavırlarla bakıyor olmak. Demek ki hani bu tavırlardan dediğim hani yargılayan ve tek seferde gören, kendi gerçekliğini yaratıp onun üzerinden konuşan tavırlarla bakmak işe yaramıyor demek ki. Tabii şimdi, ya birileri bunu ne yapıyorlar? İşte bu kadınlar bu kadar iğrençler, bu ülke bu kadar iğrenç, bu durum bu kadar iğrenç deyip kendileri iğrenç değilmiş gibi hissetmek istiyorlar aslında. Çoğu zaman çözümsüzlüğün önündeki, yani çözümsüzlüğün en büyük nedenlerinden biri bu. Bu cinayet sayısını azaltmak ya da ortadan kaldırmak istiyorsak başka bir şeye ihtiyacımız aynen var. Şimdi bu ihtiyacımız olan şey bana bir bilinçmiş gibi geliyor. Bu evet, konuya bakma bilincine ihtiyacımız işte var. İşte ben de buna, ben olsam buna ismini değiştir, yeni bir akıla ihtiyacımız var. Tamam, okey. Yani tamam. Doğru bunu ama. Bunu hiç tartışmam, doğrudur. Yani çünkü ben, yeni akıl ancak bilinç. İkimizin aynı anda doğrudur demesi de tuhaf oldu ama. Yani onu da dersin ama işte akıl hani tanım itibariyle bu değişebilir. Bilinç değişen bir şey değil. Bilinç bir farkındalık falan bir şey ya. Ama yeni bir akıl, yeni bir hikaye, yeni bir bağlam demek. Şimdi nedenlerini
ortaya koyup çözmeye kalktığında, özellikle kriz durumu vuku bulmuşsa bak dikkat et. Mesela diyorsun ki işte adamın bir tanesi kadını hunharca öldürüyor. Sonra adamın mesela geçmişiyle ilgili bir şey yakalıyorsun orada, bir hikaye. Diyor ki sen onu işte mazur mu göstermeye çalışıyorsun ya da haklı mı çıkarmaya çalışıyorsun? Ya güzel kardeşim, sen şimdi tamam yanıyorsun, hepimiz yanıyoruz bu olayda ama buna getiren bir süreç var. Hadi onu konuşalım. Mesela 3,5 milyar yıllık fabrika ayarı diye anlattığımda çoğu insanın zıplaması, çoğu insanın bunu kabullenememesinin sebebi sorunun tam olarak da orada yatıyor olması. Çünkü biz çoğu zaman, bak bu ağır bir söz olacak ama, çözümü istemiyoruz. Biz sorunun kendisinden besleniyoruz. Sorunun kendisinin varlığı bize kendimizi iyi hissettiriyor. Çünkü onun çözümünün olduğu bir vasatı hayal bile edemiyoruz. Belki şöyle eklesem bir şey olabilir. Çözümü istemiyoruz değil de çözümden kâr etmiyorsak istemiyoruz. Aynen öyle. Çözümden kâr etmek istiyoruz. Kârı yok bu işin çünkü. Yani bu gittiğinde birisi üzerine prim kasacak, tabii emniyet güçleri iş yapacak. Yani sistem alıştığı kasnaklarda dönecek. Ama sen şimdi tutup da abi bak yani bütün bu masrafı boşa yapıyorsunuz çünkü diye bir şey göstermeye kalktığında bu fikirlerin özellikle, bu arada bir şey daha, geçenlerde seninle bir sohbetimizde aklıma düşmüştü de, mesela benim ortaya attığım fikirlere çoğunlukla sıradan insanlar, tırnak içinde ve altı çizili olarak bu ifadeyi kullanıyorum, sıradan insanlar büyük tepki göstermezler. Kimler tepki gösterirler? Karar ya da bilgi üretme mekanizmasında olup daha önce bunu düşünmemiş olanlar tepki gösterirler. Şimdi bu benim fikrimin doğru ya da orijinal olmasından gelmiyor. Bu insanın doğal bir davranışını gösteriyor. Bir dakika abi, zaten elimizde bir iş var. Şunu çözüyor. Bu nereden çıktı? Şu anda ben bu bakış açısını kaldıramam çünkü insan onu remi dar. Anlatabiliyor muyum? Remi az. Yani birkaç şey giriyor. Yani sistem arıza veriyor. Onları da anlayabiliyorum ama yani normal bu işi profesyonel meslek ya da yönetsel düzeyde bir erk kullanmadan yapan adamın Allah aşkına böyle fikirlerle ne derdi oluyor? Adam Nietzsche'yi okur, der, kafa güzelmiş herhalde. Geçer yani. Hani çok fazla ya da vay ne güzel söylemişti defterine not alır, onun üzerine düşünür. Ama eğer siz bir iş başındaysanız, onun işte elinizde bir yetki, bir ünvan, prof, doçent, işte PhD student falan varsa, o zaman kendinizde hemen bir kaleyi savunma ihtiyacı hissedin. Bir dakika lan, o kadar müktesebat yatırdık, bu öyle olamaz ki falan filan. Ve bir insanın en büyük handikapı bana sorarsan yıllarını yatırmasıdır bir şeye ve sonra geri dönemez oradan. Yani bu bir alışkın, izlek bağımlılığı. Bunu gerçekten ben de tecrübe etmek zorunda kaldım yani. Evet, evet. Türkiye tarihi ya da turizmi ile ilgili bazı projeler geliştirmeye çalışırken burada ne büyük kotası olan ne büyük insanlar varmış ya. Onların tarihe bakışı ve turizme bakışının dışında hiçbir şey yapılamazmış. Hiçbir şey duvarına toslayıp geri geldiğim olmuştur. O yüzden hep dedim, gene bu mesele değil. Değişim, gerçek değişim tabandan başlar. Yani önce insanlar ayılır, sonra talepler oluşur. Talepler yönetimleri ve kararları şekillendirir. Sen istediğin kadar tepeye en babayı getir, aşağısı neyse sistem oraya gider. İcabı da bunu devirip çiğ etini yerler yani. Tarihte çok yaptığımız gibi. Ama şu bilinç meselesinde yani son birkaç cümle söyleyip öyle kapatalım bu mevzuya. Şöyle bir şey fark ediyorum da, İnsanların bu mesela sezilemeyen ya da fark edilemeyen işler ya da mesela ummadığımız yerde çok tutulan bazı işlerin altında da bunun yattığını düşünüyorum. Artık insanlar tekil tekil bilgiyle değil, bilinç oluşturabilecek bilgiyle karşılaşmayı istiyormuş gibi görüyorlar. Anlatı istiyorlar. Evet. Yani bu tarz bir içerik, bu tarz bir pozisyonlanma istiyor. Yani artık şeyden sıkılma dönemi başlamış gibi. Bana checklistlerle ver, işte bana haplar verden öte. Ya benim bu konuya nasıl bakacağımı belirle, ben problemi çözerim. Aynen. İlgili bir talep oluşuyormuş gibi. Çok başlangıcı, çok yenisi. Kavramsal çerçeve istiyor. Yani evet, biraz. Yani ben bunu nasıl anlayacağımı anlayayım. Ben bunun yöntemini çözebileyim. Hani böyle tarif ediyorum. Buna ister akıl diye, bir akıl yöntemi diyelim buna. Ya da ister bir bilinç, hani o konu ya da o öbekler için fark ediş... Yüksek fark ediş diye tarif edelim mevzuyu. Böyle bir şeye dönüşüyormuş. Bunun tarifi var abi. Neymiş? Biz yaptık onu. Açık beynin eğitim tipi tarifi. İşte beceri eğitimi, hard skill ya da işte kişisel gelişim, soft skill eğitimlerine ikisi de oturmayınca biz bir tane kategori icat etmek zorunda kalmıştık. Core skill diye. Yani insanın öz beceri eğitimi. Öz beceri eğitiminin neden şimdiye kadar kimsenin pek ilgilenmediği bir alan olduğunu da yakın zamanda fark ettim. Çünkü öz beceri eğitimi, öz beceri bilgisi eğitimciye ihtiyacı ortadan kaldıran bir şey. Yani eğitimciyi aradan çıkaran bir şey. İnsanlara yapma, deneme, olma cesareti vermeyi amaçlayan bir sistem zaten. Dolayısıyla aslında bugünün insanının temel talebi o. Devamlı
Yani benim sürekli beni konuşturan şey o. Çünkü bunun bir dinleyicisi var. İnsanlar diyor ki baba anlat, yani bana bir şu çerçeveyi bir ver, ben onunla devam edeceğim diyor. Çocuklar kariyerlerini değiştiriyorlar, hayallerini değiştiriyorlar, bir şey oluyor. Yani tek ben de değilim tabii. Yani şu anda böyle bir konuşmanın zeitgeist'ı, yani zamanın ruhu böyle bir şey. Bu da nereye gider bilmiyorum. İşte biz de zamanımızın çocuğu olarak görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ya, evet, yani bir tür farkındalık eğitimi oluyor işte. Bir şey fark ediyor ve artık oradan tabii sonrasında kendi yürüyeceği, o fark edişle yürüyeceği. Eve gidip diyor ki şunu da bugün farklı yapayım işte. Esas değişim bu yani.